bel nozullar gerçekten en iyisi mi? Yoksa aerospike bizi kandırıyor mu? 20. yüzyıldan beri aynı çan şeklini uçuruyoruz ama sorun şu. Bel nozul tek bir irtifa için ayarlanır, roket ise sürekli irtifa değiştirir. Aerospike tam burada oyunu tersine çeviriyor. Çanı dışarıya koymak yerine içine bir sivri yüzey yerleştiriyor. Ve egzoz akışı bu yüzeye yaslanıp atmosfer basıncını adeta otomatik nozulaştırma olarak kullanıyor. Yani roket yükseldikçe akış kendi şeklini buluyor ve klasik çandaki kadar performans düşüşü yaşamıyor. NASA'nın X-33 programında denenen Linear Aerospike bunun paketlenebilir, düz tabanlı araçlara uygun ve irtifa telafili olduğunu göstermişti. Bugün küçük girişimler de daha az ağır metal, daha çok faydalı yük iddiasını test ediyor. Çünkü uzay ekonomisinde her kilo hala binlerce dolar demek. Ama burası önemli. Aerospike yapmak, çan yapmak kadar kolay değil. Soğutma daha zor, imalat daha karmaşık ve her görevde klasik nozulu geçeceği garanti değil. Bu yüzden bu bir bel kötü, aerospike süper hikayesi değil. İrtifa zarfı, geniş görevlerde anlamlı bir kaldıraç. Eğer bu tasarım olgunlaşırsa, aynı roket kütlesiyle, daha çok payload, daha düz tabanlı uzay uçakları ve bazı çok kademeli tasarımlarda sadeleşme görebiliriz. Aerospike irtifayı telafi eder. Zor kısmı termal yönetimdir. Değdiği yer, geniş irtifa aralığıdır. Şimdi soru şu. Aerospike'ın sıcaklık profili, belle kıyasla özgül itkide ölçülebilir ne kadar fark üretebilir?